Hey guys, yeni video hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Rastlaşır Oynanır adlı bir temayı ele aldım. Bu temada 4 maddemiz var. Hızlıca onları söyleyeyim. En önemlisi savunma, barınak, yatak ve yemek, loot ve farm arkadaşlar. Zaten videoda madde madde anlatıyorum. Videoya geçmeden önce kısa bir bilgi vereyim. Hem uzun tutmama açısından hem de kısa sürsün diye hızlıca konuşacağım ve geçeceğim buraları. Öncelikle oyunu indirdiniz ve oyunu giriş yaptınız. Ekrandaki gibi Türkçeleştirin arkadaşlar oyunu. Ondan sonra sol altta arama kısmına aim bow yazın. Zaten ekranda görüyorsunuz ya da bow aim yazın ve oraya giriş yapın. Orada biraz aiminizi geliştirin. Ardından solo only yazarak bir sunucuya girin. Yeni vibe inmiş olacak. Sunucuya girdikten sonra benim size verdiğim taktikleri uygulayarak oynamaya devam edin. Bakın arkadaşlar, bu oyunda en iyi oynayan adam da ölüyor, en kötü oynayan adam da ölüyor. Önemli olan tek şey öldükten sonra tekrar oynamaya devam etmek. Hani öleceğim diye korkmayın. İllaki öleceksiniz. İllaki itemleriniz gidecek. Ama bir bu kadar da öldüreceğiniz adamlar var. Hani bir sürü adam öldüreceksiniz, öleceksiniz. Oyun zaten ana amacı bu. Onun haricinde özel ayarlar gerek arkadaşlar, eğer bilgisayarınız kötüyse ki Türkiye genelindeki bilgisayarlar maalesef kötü. Açıklama kısmındaki Discord adresine gelerek arkadaşlar oyunun güzel akıcı ayarlarını alarak oynamaya devam edebilirsiniz. Şimdi bakalım ben neler anlatmışım videoda. Çok uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçelim. İlk yapmamız gereken şey odun kırmak ve odunu da şöyle kırıyoruz. Bu yanlış arkadaşlar. Doğru olan bu. Çarpılara vurarak kırmalıyız ki daha fazla odun versin bize. Odunları kırdıktan sonra kendimizi savunmamız için mızrak basmamız gerekiyor. Mızrağı da bastıktan sonra eğer etrafımızda hayvan varsa hayvanı keselim. Arkadaşlar, hayvanı kesmemiz şöyle önemli. Eğer hayvanı kesersek bize verdiği deri ve ketenle kendimizi güçlendirebiliriz. Böyle taşla vurarak sağ altta gördüğünüz gibi arkadaşlar bize verdiği itemleri kullanacağız. Bunları öldürmemiz önemli fakat bunlar en başta saldırıyor bize. Köpek, domuz, ceylan kaçıyor zaten. Bunları kovalıyoruz ve öldürüyoruz. Öldürdükten sonra bize verdiği deriyle, bak görüyorsunuz arkadaşlar, bir sürü şey basabiliyoruz. Önce gövdemizi, sonra da kafamızı korumamız gerekiyor. Ve ardından taş toplamaya başlıyoruz arkadaşlar. Ağaçtaki mantıkla aynı. Çarpı yerine parlak bir şey var bunda da. Vuruyoruz ve kırıyoruz. Arkadaşlar, evinizi çıkarken tahta yerine taş kullanın. Çünkü taşı kırması zor olur. Bir tane balta basalım şu an. Kazmaya yetmedi. Kazmaya da birazdan basarız. Baltayla kasacağız. Ardından eve girişeceğiz. Arkadaşlar, eve geçmeden önce sizin için güvenli bir yer bulmamız gerekiyor. Benim size önerdiğim yerler market, oksum, liman, deniz fenerinin etrafı, nehirlerin kenarları. Burada çok fazla yemek oluyor. Yemek sıkıntınız olmaz. Terk edilmiş kulübeler ve madencilik sahasının etrafı. Bu saydıkların arasında size en yakın olanı seçin ve oraya yerleşin arkadaşlar. Yola çok uzak olmayın, çok da yakın olmayın. Gidin ve yerleşin. Ardından loot'a çıkın. Arkadaşlar, ev yapmamız için gereken 4-5 malzemem var. Gördüğünüz gibi inşa planı, çekiç, kapı, kilit ve bir tane de alet dolabına ihtiyacımız var. Hepsini küyüye veya tavaya basarak görebilirsiniz arkadaşlar. Bunları bastıktan sonra evi yapmaya koyuluyoruz. Evimi yapacağım yere geldim fakat bir baktım ki ayak sesleri var. Kurt geliyormuş. Etrafınızda yüksek çıkacak bir yer yoksa arkadaşlar, elinize inşa planları şöyle yüksek bir yer yaptığınız zaman size saldıramıyor kurt. Ve bug'da bırakıyorsunuz. Kolayca öldürüyorsunuz. Öldürdükten sonra da arkadaşlar kemik bıçağını alıyorsunuz ve kemik bıçağıyla vuruyorsunuz. Bunu da 30 tane kemikle yapıyorsunuz. Ardından ok yay basıyorum ben kendimi. Sıra geldi ev yapmaya arkadaşlar. Elinize inşa planını ve sağ tıklaya basın. Basılı tutun daha doğrusu. Ekranda gördüğünüz gibi menü gelecek. Temeller, yere, zeminler de yukarıya katılıyor arkadaşlar. Ben evimi yapmaya başlıyorum. Starter bir ev. Siz de böyle yapın. Bu ev başlangıç ev olduğu için yapmanız kolay olur. Kapı duvarını iki tane atın ki arkadaşlar biri açık kalırsa öbüründen düşman giremesin içeriye. Gördüğünüz gibi ben starter evimi yapıyorum buraya. Bir tane üçgen atıyorum oraya TC için. Kapatıyorum oraları. Şu an evim yükseltilmemiş tahtadan yapılıyor. Bakın zeminlerle de kapattım yukarıyı. Kapansın iyice. Verdin arkadaşlar evi basmaya geliyor. Elime çekici alıyorum ve sağ klik yapıyorum. Taşın üstüne götürüyorum ve sol klik yapıyorum. Böyle yükseltiyorum. Önce zemini ve duvarları, en son yukarıya yükseltiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü adamlar duvardan veya zeminden girebilir ama tavandan girme olasılığı az olur adamların. Evimi yükselttikten sonra da kapıyı yerleştiriyorum. Kapının tersiz olması önemli değil. Kilidi katıyorum. Kilidi üstüne E'ye basıyorum. Ve kilitle diyorum. O yeşil şey kırmızı olacak arkadaşlar. O zaman kilitli oluyor. Duvarların o parlak kısmı var ya şu an gördüğünüz. Onun size bakması gerekiyor. Eğer ters olursa adamlar duvarı kırır. Ve arkadaşlar alet dolabını yerleştiriyoruz. Alet dolabını kattığımız yerin iyi olması gerekiyor. Buna oyuncuların ulaşmaması lazım. Orada sizin evinizin ihtiyacı olan madenler var. Onları katıyorsunuz ve eviniz çürümeden kurtuluyor. Eğer bundan bir oyuncu yetki alırsa sizin dışınızda, hani ya da arkadaşınız dışında, eviniz gider, haberiniz olsun, her şeyine yetkisi olur ve bunu da istemeyiz zaten. Sıra geldi yatağa arkadaşlar. Yatağın olması önemli çünkü öldüğünüz zaman evin içinden doğmanız gerekiyor. Onu da yatakla yapıyorsunuz. Ben şu an birkaç craft yapıyorum. Yatak için 30 tane cloth gerekiyor, yani 30 tane kumaş gerekiyor. Onları alıyorsunuz ve yatağınızı basıyorsunuz. Ardından yatağı da evin içine atıyorsunuz.
Sıra geldi yemeğe arkadaşlar. Öldürdüğümüz hayvanların etini pişirmemiz için bir tane kamp ateşine ihtiyacımız var. Onu da 100 tane odunla alıyoruz zaten. Craftlıyoruz. Küye basıp ya da tava basıp. Evin içinde bir yere yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ayak altında olmaması gerekiyor. Masumlar tutuşu ya da sağ klikle alıyoruz, katıyoruz ve aç diyoruz. Ondan sonra pişince de yiyoruz. Fırın yapmamız gerekiyor. Onun için de yakıt yapmamız lazım. Yakıt içinde de hayvan yağı ve keten lazım. Veyahut loot'taki kırmızı bidonları kırarak yakıt elde ediyoruz arkadaşlar. Onda da fırın yapıyoruz. Yakıtları bastık ve en son olarak 200 tane odun, 100 tane de taş istiyor arkadaşlar. Ben 3 tane basacağım için 600 odun, 300 taş ayarlıyorum orada. Ayarladıktan sonra da gördüğünüz gibi arkadaşlar fırına geliyorum ve üret diyorum. Ürettikten sonra da gördüğünüz gibi yerleştiriyorum. Ardından gene gördüğünüz gibi madeni yerleştiriyorum ve aç diyorum. Madeni arkadaşlar o üçlü yerleştirmeniz önemli çünkü daha hızlı erir ve sizin daha hızlı işinize yarar. Şimdi sıra geldi oyunun bel kemiğine, yani lootlara arkadaşlar. Loot oyundaki en önemli şey. Lootunuz ne kadar sağlam olursa oyununuz o kadar zevkli geçer. Ben şu an yolun etrafındaki lootları patlatıyorum. Mesela bazılarından hurda, bazılarından gördüğünüz gibi inşa planı çıkıyor. Bazılarından işte propan tankı. İşinize yarayacak türlü türlü şeyler çıkıyor arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi. Şu anda madencilik sahasının içindeyim. Burada genelde adam oluyor veyahut olmuyor. Bu şansınıza bağlı. Sizin gibi bir sürü loot yapan adamlar var. Sizin şu an eritim yaptığınız gibi onlar da eritim yapmaya geliyor. Mesela adam lootlanmış yarım saat. Geliyor. Siz öldürüyorsunuz, adam lootunu alıyorsunuz. Ya da siz ölüyorsunuz, sizin lootunuz gidiyor. Jackpot gibi bir şey. Şimdi arkadaşlar workbench basacağız. Bir leveline basacağız. Giriş rehber olduğu için bu. Onun içinde de 50 hurda, 500 odun, 100 tane de metal istiyor. Bastıktan sonra arkadaşlar bu bazı silahları, bazı eşyaları bizim craftlamamıza yardımcı olacak. Basıldığı gibi arkadaşlar şu an yerleştiriyorum. Yer açıyorum onu. Yerleştirdikten sonra da gördüğünüz gibi arkadaşlar abone basıyorum. Kendimi güçlendiriyorum.